Hazreti Mevlana meslevesini dinle ile başlamış. Buraya bir tane saat koymamız lazım ya da içeriden bana bir saat verin. Ben şimdi başlarsam kimsenin hakkını, hukukuna tecavüz etmeyeyim. Dinle. Bu neyi nasıl şikayet etmek ediyor? Ayrılıkları nasıl anlatıyor? Diyor ki, beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımla erkek de ağlayıp dinlemiştir, kadın da. Ayrılıktan şahrem şahrem olmuş. Bir gönül isterim ki iştiyak derdini anlatayım ona. Hazreti Mevlana meslevisine dinle diyerekten önemli bir şeyi vurguluyor. Diyor ki dinle. Arkasından önemli bir şey söyleyeceğim. Arkasından mühim bir şey diyeceğim. Arkasından muhakkak ve muhakkak çok kıymetli sözler söyleyeceğim. Eğer bu çok kıymetli sözleri algılayabilmeniz, anlayabilmeniz, bunları idrak edebilmeniz için pür dikkat, bunun üzerine yoğunlaşmanız lazım. Pür dikkat, bunu iyice kendinize sımsıkı bir şekilde adapte edip, bunu gez göz arpacık yapıp nişanınızı almanız lazım. Dinleyin. Ya bu ney şikayeti var? Bir ney var şikayetçi? Bu şikayeti onun bir şeyi şikayet etmek değil. Allah alem. Ya halini arz etmektir. Ve bu ayrılıktan şikayet ediyor. Şikayeti de ayrılık. Bir şeyden ayrılmış. Bir şeyden ayrı düşmüş. Bu ayrı düştüğünden dolayı bu ayrılığıyla inim inim inliyor. Bu ayrılığı için feryadına feryat ekliyor. Ve diyor ki bu feryadından diyor ben ayrıldığımdan beri bu feryadından kadınlar erkekler inledi. Kadınlar erkekler bu feryadıma ağladı. Ben öyle bir ah çektim, benim ahımdan dağlar titredi. Ben öyle bir ah çektim, gökteki bulutlar yağmurlarını indirdi. Ben öyle bir ah çektim, Uludağ'daki karlar erimeye durdu. Ve gelen geçen, duyan duymayan, bilen bilmeyen, herkes bu feryadıma ağladı. Herkes bu feryadıma, bu hıçkırığıma, bu derdime kulak kesildi. Onlar da benim gibi benim derdimle dertlendiler. Ama ben bu derdimi anlatmak için yine birisini isterim ki ayrılıktan gönlü şahrem şahrem olsun. Ben isterim ki beni anlayan birisi olsun. Ben isterim ki beni dinleyen birisi değil, anlayan birisi olsun. Beni anlayabilmesi için onun da bir ayrılık acısı çekmesi lazım. Beni anlayabilmesi için onun da kamışlıktan kesip yollara revan olması lazım. Beni anlayabilmesi için o kimsenin benim derdimle dertlenmesi lazım. Hani Nasrettin Hoca minareden düşmüş ya, herkes başına toplanmış, hoca demiş ki bana bir minareden düşen getirin. Beni ancak o anlar demiş. Hani bir insanın bir acısı, bir sancısı olur ya, o acıyı, sancıyı ancak çeken bilir ya, der ki, ancak benim acımı o anlar. Hani dişiniz ağrır ya, dişiniz ağrıdığında beyninize zonklar ya, beyniniz dağılacak gibi olur. Ancak bir dişi böyle beynini zonklataraktan ağrıyan sizi anlayabilir. Hani sizin böyle bir baş ağrısı, ne diyorlar bile, migren. Hani insanın migreni tutar ya. Migreni tutunca kafasını duvardan duvara vurmak ister ya. Ancak ona migrenli bir kimse onu anlar. Migreni olmayan bir kimse onu anlayamaz.
Aksak yürüyeni ancak aksak yürüyen anlar. Bir gözü görmeyeni ancak bir gözü görmeyen anlar. Amayı ancak ama anlar. Amayı ancak ama anlar. Cimri ancak cimri anlar. Cömert ancak cömert anlar. Aşığı ancak aşık anlar. Zalim ancak zalimle dost olur. Zalim zalimle dost olur. Zinacı zinacıyla dost olur. Zinacı en iyi anlayan zinacıdır. Fahişeyi en iyi anlayan fahişedir. Kumarbazı en iyi anlayan kumarbazdır. Namaz kılanı en iyi anlayan namaz kılandır. Geceleri kıyamda duranı anlayan ancak geceleri kıyamda durandır. Gündüzünü oruçlu geçirenler anlayan ancak gündüzünü oruçlu geçirenlerdir. Borçluyu ancak borçlular anlar. Kanserliyi ancak kanserliler anlar. Herkes onun derdine ortak olmak ister. Herkes belki de onun derdini dinlemek ister. Ama anlamak için yaşamak lazım. Yaşamıyorsa anlamıyordur. Yaşamıyorsa hissetmiyordur. Yaşamıyorsa asla ve asla derinlemesine nüfuz etmiyordur. Rüzgar gibi yalar geçer. Nasıl rüzgar kayanın üzerinden toz alır gider? Ancak o olur. İşte diyor ki Hazreti Mevlana. Bu ayrılık derdine düşmüş insan ararım ki gönlü şahrem şahrem bu ayrılıkla yarılmış olsun. Gönlü şahrem şahrem bu ayrılıkla acımış olsun. Ve ancak o beni anlar. Ancak o beni fark eder. Ancak o benim halimle hallenir. Neden? Gerisi bunun haliyle hallenmez. Gerisini anlatırsın, anlattıktan bir dakika sonra seni unutacaktır o. Derdini anlatırsın birisine, o derdi, o dertle o dertli değildir. O derdi bilmiyordur. O derdi bilmediğinden senin yanında ahvah edecektir. Senin yanından ayrıldıktan sonra unutacaktır seni. Ancak dostlar unutmaz. Ancak aşıklar unutmaz. Ancak veliler unutmaz. Ancak peygamberler unutmaz. Ancak derdinle dertlenenler unutmaz. Onların gecesi gündüzü hep o dertlerle dertlenmektir. Onlar ancak bu meseleyi anlarlar. Geri kalan, geri kalan anlamaz. Derdini hiç dert görmemiş insana anlatma. İçini açma ona. Sırrını hiç sır tutmamış kimseye anlatma. Hiç sırrı olmayan anlatma. Neden? O sırdan anlamaz. Sen cimriden cömertlik bekleme. Anlamaz o. Sen cömertten cimrilik bekleme. Anlamaz konu. Bilmez o. Bilmez. Sen hainden dostluk bekleme. Hain dostluğu bilmez ki. Dosttan da hainlik bekleme. O hainliği bilmez. Öbürkü dostluğu bilmez. İşte bir ayrılık acısı yaşamayan, bir ayrılık acısı bilmeyen bunu anlamaz. Ve ayrılık acısı varsa ve ayrıldıysa bir kimse, onda muhakkak iştiyak vardır. Onda yeniden vuslat özlemi vardır. Onda yeniden beraber olma özlemi vardır. Onda yeniden beraber olmanın aşkı, heyecanı, iştiyakı vardır. O durduğu yerde durmaz. O yine vuslata ermek için ayağını hep yere vuracaktır. Yine vuslata ermek için hep kulaç atacaktır o. Yine vuslata ermek için hep adım atacaktır, koşacaktır. O yüzden Cenab-ı Hak hususi kullarına demiştir aslında. Koşun Allah'a diye. Herkes Allah'a koşmaz. O ayrılık acısıyla yananlar Allah'a koşarlar. Yeniden vuslat şerbetini içmek için. O ayrılık acısını dindirmek için koşmaz onlar. O vuslat ümidiyle koşarlar. Vuslat ümidiyle yürürler. Onları koşturan da o ayrılık acısıdır. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, aslında uzak kalan kişi yine buluşma zamanını arar. O aslından ayrılmış ya, o kamışlıklardan kopmuş gelmiş ya ve kamışlıklardan kopup gelirken de onca derdi çekmiş ya, önce çileyi çekmiş ya, onun bağrına bağrına demirleri kızdırıp yakmışlar ya,
bağrını delmişler ya onun. Onun kafasını koparmışlar ya, kuş kafası koparır gibi. Kafasına da bir zivane takmışlar ya, o zivaneden de ses çıkarmaya çalışmışlar ya. Yakmışlar onun bağrını. Yanmış bağrı. O hep özlem içinde. O hep iştiyak içinde. Yine bir an gelse de yine o halle hallensem diye. Yine an gelse de ben yine oraya gitsem diye. Hazreti Mevlana Mesnevisi'nin başka bir beytinde der ki ben seninle orada ne kadar mutluydum. Ben seninle o kadar ne kadar huzurluydum. Ben seninle o kadar ne kadar tatlıydım der. O günün özlemini yaşar. Ve o günün özlemini çeker. Fırsatı olmuş olsa bir anda perdenin öbür tarafına geçiverecektir. Çünkü Hazreti Peygamber demiştir ki dünya bir cifedir. Aşıklara cifedir. Dünyayı sevenlere dünya sultandır. Dünyayı sevenlere dünya saraydır. Ama aşıklara dünya cifedir. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri özünden kopan, yerinden yurdundan kopan, yine yerine yurduna dönmek ister. Buradaki yerden yurttan kasıt zahiri insanın memleketi değildir. Zahiri vatanı değildir. Vatanı asli olan manevi alemdir. Yani ruhlar alemidir. O ezel alemdir, o ebed alemdir. O kimse yeniden oralara gitmek ister. Ben her toplulukta ağladım. İnledim. İyi halillerle de eş oldum, kötü halillerle de. Ben her yerde ağladım, sızladım. İyiler de bana dost oldu, kötüler de bana dost oldu. Herkes benimle kendince benimle halleşmeye çalıştı. Kötü baktı, benimle halleşmeye çalıştı. İyi baktı, benimle halleşmeye çalıştı. Herkes kendi zannınca da bana dost oldu. Herkes. İyisi de kötüsü de kendi zannınca ona dost oldu. Herkes kendi zannınca dost oldu bana. İçimdeki sırlarımsa kimse aramadı. Herkes kendince bana dost oldu. Herkes kendince bana arkadaş oldu. Kötüsü de geldi bana arkadaş oldu. İyisi de geldi bana arkadaş oldu. Herkes kendi zannı üzerine Allah'a dost olur ya. Kendi zannı üzerine Allah'a yakındır ya. Hiç namaz kılmıyordur, hiç oruç tutmuyordur. Benim kalbim temiz, ben Allah'a çok yakınım der ya. Hiç dinmediği diyanet ve ibadette işi yoktur o kimsenin. Kendince der ki ben Allah'a çok yakınım. Birisi öyle demişti bana. Ben dedi namaz kılanlardan daha yakınım Allah'a dedi. Güldüm ben de. Neden gülüyorsun dedi. Benim namaz kılmadığımı bildiğin için mi gülüyorsun dedi. Yok dedim. Sen kendini yakın görüyorsun ya. Ne mutlu sana dedi. Yok yok söyle dedi. Sen de öbür hocalar gibi dedi. Bana söyle. Ne söyleyeceğim ki dedim ya. Sen dedim Allah'ın dostlarının hallerini bir oku dedim. Hiç olmazsa. Ben öyle deyince durdum. Herkes kendi zannınca Allah'a dosttur. Herkes kendi zannınca size dosttur. Kendi zannınca sizi seviyordun. Hani az önce birisi sormuş ya ben çok seviyorum diye. Kendi zannınca çok seviyorum. Herkes kendi zannınca dost. Her veliye herkes kendi zannınca dosttur. Her peygambere herkes kendi zannınca dosttur. Ama diyor Hazreti Mevlana, benim içimdeki sırlarımdan hiç kimsenin haberi olmadı. Hiç kimse bana sırrımı sormadı. Hiç kimse benim içimdeki hüznümü, benim içimdeki kederimi, derdimi, sancımı anlamadı. Hiç kimse benim o tarafıma yaklaşmadı. Oysa benim içimde öyle bir büyük sır vardı ki, öyle büyük bir sır vardı ki, o sırra hiç kimse bildiği halde dokunmak istemedi. Neden? Dokunursa yanacaklarını biliyorlar. Benim sırrım feryadımdan uzak değil. Yani benim o sırrım gibi duran şey benim feryadımdan. Benim dilimde o. Gözüme bakarsan gözümden anlarsın. Dilime bakarsan dilimden anlarsın. Halime bakarsan halimden anlarsın aslında. Ama ve lakin anlamak istemezsin. Ama ve lakin duymak istemezsin.
Ama ve lakin o halle hallenmek istemezsin. Aslında feryadıma baktığında benim sırrımı da öğrenirsin. Kalbinde bir insanın ne varsa dilinde de o vardır. Kalp dükkansa dil tüccardır. Kalp dükkandır, göz tüccardır. Kalp dükkandır, kulak tüccardır. Kalp dükkandır, el, ayak, uzuvlar tüccardır. Senin kalbinde şehvet varsa gözünde, elinde, ayağında şehvet vardır. Senin kalbinde fitne varsa dilinde, gözünde, kulağında fitne vardır. Senin kalbinde hainlik varsa dilinde, gözünde, elinde hainlik vardır. Senin kalbinde düzenbazlık varsa elinde, dilinde, ayağında düzenbazlık vardır. Senin kalbinde kin varsa senin dilinde, gözünde kin vardır. Senin kalbinde hassizlik varsa elinde, dilinde senin hassizlik vardır. Arka! Kalp okyanus gibidir. Uzuvlar ve duygular onun nehirleridir. Kalbinde ne varsa elinde, dilinde, gözünde, kulağında, mimiklerinde onlar dışarı çıkacaktır. Kirliyse kalbindeki okyanus, kir dışarı çıkacaktır. Oluk oluk senden kir atacaktır. Oluk oluk. Kalbinde hangi hal var ise dilinde, gözünde o hal olacaktır. Başka bir şey arama. Ben bunu böyle söylemek istemedim. Cancağız söyledin ya. Ben bunu böyle demek istemedim. Dedin ya. Ben sana vurmak istemedim. Vurdun ya. Ben seni hançerlemek istemedim. Bu hançer ne elinde? Bu hançer ne? Bağrında. Ben bunu böyle yapmak istemedim. Yalan. Elindeki ne? Dilindeki ne? Gözündeki ne? Kalbinde ne varsa ırmaklar oluk oluk dışarı akar. Oluk oluk. Kalbin eğer nefisten, yani Allah'ın sevmediği noktadan besleniyorsa kalbin kirli senin. Oluk oluk dışarı kir akacak. Yok kalbin senin Allah'tan besleniyorsa oluk oluk kalbin her taraftan nur akacak. Sakın deme. Bunu böyle yapmak istemediğim diye. Aldatma. De ki özür dilerim. Hakkını helal et. Ben daha ahlakımı güzelleştirememişim. Ben dilimden sana küfür çıktı. Özür dilerim. Hakkını helal et. Ben daha kendimi ehlileştirememişim. Haksız yere kalktım seni vurdum, sana vurdum. Özür dilerim. Hakkını helal et. Ben kendimi daha ehlileştirememişim. Eşeklik varmış benim içimde. Ben seni teptim. Bana diyor ki adam, sinirlendim, tepikledim efendim diyor, hanımı diyor. Oğlum eşekler tepiklenir deyince durdu. Eşekler tepiklenir. Köpekler ısırır. Kurtlar ısırır. At çifte atar. Sen nesin? Kalbinde ne var? İşte Hazreti Mevlana da diyor ki, benim sırrım feryadından uzak değil. Kalbimde bir sır var, o sırrı benim gizlemem, saklamam mümkün değil. Neden? O Fırat Nehri gibi coşkulu, o okyanus gibi kabargın, orada tsunamiler var, vuruyor kenara kenara. Onu saklamak mümkün değil. O feryadına feryat ekliyor. Ama duymak istemeyen, aşıklıktan payı olmayan, kulakları şeytanın pamuğuyla tıkalı olanlar onu duyamayacaklar ne yazık ki. Fakat diyor benim feryadımdan uzak değil ama gölde kulakta o ışık yok. Yani anlayacak olan da anlayacak olan feraset yok. Gözünde onun feraset yok. Gözünde feraset yok, onun gözyaşını görmüyor. Gözünde feraset yok, onun halinden anlamıyor. Onun kulağında feraset yok, dinlemiyor. Sadece duyuyor. Eşekler de duyuyor. İnsan dinliyor. Feraset ehli dinliyor. Dinliyor. Dinlemiyorsa eşekten bir farkı yok. Feraseti yok. Eşeğe bile terbiye ediyorsun. Dedemin bakkal dükkanı vardı, fırıncılar vururdu eşeğin arkasına.
Eşek tıkır 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 dükkanın önüne gelirdi. Biz üzerindeki ekmeği sayardık. Üzerindeki ekmeği saydıktan sonra sayıyı yazardık. Sepetin içine koyardık. Merkezi döndürdük fırının yönüne, geldiği yönüne. Biz de bir tane kıçına vururduk. Bir tokat eşen tıkır 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 fırına giderdi o. İnsanlar bundan daha iyi uzaklar. Çünkü Cenab-ı Hak diyor, nefsini uyarsa hayvandan daha aşağı mahluk olur. Nefsini uyarsa hayvandan daha aşağı mahluk olur. Duymuyor insan. Allah bizi affetsin. Beden candan, can da bedenden gizli değil. Fakat kimse can görmeye izin yok. Baktığınız zaman beden candan, can da bedenden gizli değil. Beden candan, can da bedenden ayrı değil. Baktığın zaman etrafına, bunda can var diyorsun. Beden var, her bedende can var. Bedensiz bir can yok. Her bedende bir can var. Meleklerin dahi bedeni var, meleklerin. Melekler bizim gibi bedenli değil yalnız. Onlar bizim nazarında bedensiz varlıklar gibi. Ama onların dahi bir bedeni var. Cinli tayfesi, bedeni var. Bedensiz değil. Onlar dahi bir bedene ait. Yani o rüyanda veya halinde irtibata geçtiğin anda onu bir bedenli görüyorsun sen. Bedensiz görmüyorsun. Cenab-ı Hakk'ın öyle yarattığı yaratıklar var ki onların hepsinin bedeni var, bedeni. Normalde nasıl bu misal alemi dediğimiz dünya aleminde insanların bedenleri varsa, varlıkların bedenleri varsa, melekut aleminin de işte ne bileyim başka diğer alemlerde de yaratılmışların bedenleri var. Ve o bedenler candan ayrı değil, can bedenden ayrı değil. Ve her beden bir can taşıyor. Ama o canı görmeye herkese izin yok. Ya canın tecelliyatı var. Ana rahmine düştü bebek. Ana rahmine düştü. Onda can var, can. Ama canı görmeye herkesin müsaadesi yok. Allah bizi affetsin. Ateştir bu neyin sesi. Yer değil. Kimde bu ateş yoksa yok olsun o kişi. Ateştir bu neyin sesi. Kimde bu ateş yok olsa, yok ise yok olsun o kişi. Diyelim.